Ben de nasıl duruyor, fotoğrafta nasıl duruyor, aynı mı geldi, farklı mı geldi? Direkt maaş kenarından yeterek açıyorum. Şöyle bir durum var, fotoğrafta çok daha beyaz duruyor. Fakat üzerime denediğimde yaka kısmını ben fazla beğenemedim. Etiketi şurada mevcut. Arka detayı ben beğendim. Kombin önerilerinde yine az çok size söyledim aslında denemesem de. Birçok seçenek olarak giyebilirsiniz aslında. Bayağı bir seçeneğiniz var. Koltuk altınıza yakın yani kasıyor mu diyeyim. Tam olarak anlatamadım ama askıları birazcık daha uzun olsa. Ben ekstra small bedenli bunun fiyatı da 16 TL'ye düşmüştü. Ben aldıktan 2 gün sonra ekstra bir daha indirime girmiş olabilirsiniz. Ama böyle bol giymeyi seviyorsanız büyük beden almanızda bir sakınca yok. Dolabınızda bence mutlaka olması gereken bir parça. Merhaba, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyi ve keyiflisinizdir. Trendy Olmilya'dan üst parçalardan oluşan bir alışveriş yaptım ve onları size deneyerek göstereceğim. Aynı zamanda ürünler mankenin üzerinde nasıl duruyor, ben giydiğimde nasıl duruyor, yani fotoğraftakiyle aynı mı gibi bir değerlendirme yapacağız. Yan tarafa böyle fotoğrafları bırakacağım size. Ben de nasıl duruyor, fotoğrafta nasıl duruyor, aynı mı geldi, farklı mı geldi, özelliklerini beraber konuşacağız. Ürünlerin hepsi şu anda görmüş olduğunuz bu minik sepetimin içerisinde. Bir tanesi daha yeni geldi. Onun paketini beraber açacağız. Diğerlerini ben önceden açtım. Fakat denemedim. Hep beraber deneyeceğiz. Bedenleri olacak mı, nasıl duracak diye. Bakacağız. Bugün kombin önerisi yapmayacağım. Altıma siyah düz bir eşofman giydim. Aldığım her şey bununla böyle. Az çok uyacağını düşünüyorum. Birazcık daha çünkü spor parçalar. O yüzden böyle genel bir görünme değil de sadece aldığım parçaların nasıl durduğuna bakacağız. Genelde altıma da böyle farklı ürünler giyip nasıl kombinleyebileceğinizi gösteriyordum. Ama bugün bayağı bir böyle üstüm var. O yüzden tek tek sadece üstleri göstereceğim. Şimdi hazırsanız öncelikle ilk kargomuzu açarak başlayalım ve bunu deneyelim. Direkt maaş kenarından yeterek açıyorum. İçerisinde ne olduğunu biliyorum. Ama siz bilmiyorsunuz. Şöyle bir üst aldım. Bunun bir de pembesini almıştım. Beğendiğim için bir de bu rengini sipariş ettim. Bu arada aldığım tüm ürünler sezon sonu indiriminden aldığım ürünler. Ve hepsi yazlık ürünler. O yüzden böyle bu dönemdeki indirimlerde bu tarz ürünleri eğer alırsanız seneye yazı rahat edersiniz. Çünkü yeni sezon fiyatları en az bunun 3 katı kadar oluyor. Bayağı indirimde aldım. Hem fiyatlarını da sizlere söyleyeceğim. Şimdi ilk olarak bu açtığımı deneyelim. Yan tarafa da normal fotoğrafını koyalım. Trendyol'da nasıl durduğunu ve kıyaslayalım. Deniyorum. Şimdi üzerime giydim. İlk olarak ben modelini gerçekten çok beğendim. Pembesi geldiğinde böyle kumaşını falan da çok beğenmiştim. Fakat ben genelde böyle aynı modelin farklı renklerini bir anda almayı çok fazla sevmiyorum ya beğenmezsem diye. O yüzden önce birini alıyorum. Beğenirsem diğer renklerine de bakıyorum. Şimdi bununla ilgili şunu söyleyeceğim. İlk başta şuraya fotoğrafını şimdi bırakayım. Şöyle bir durum var. Fotoğrafta çok daha beyaz duruyor. Fakat üzerime denediğimde yakına gireceğim. Biraz daha böyle ekru olduğunu görüyorsunuz. Şimdi fotoğrafı kaldırayım. Bence spor şık bir parça. İstediğiniz birçok şeyle kombinleyebilirsiniz. Hem kolay bir renk. Yani şu an en basitinden altımdaki eşofmanla böyle. Düz beyaz spor bir ayakkabıyla. Çünkü genel olarak beyaz spor ayakkabılara bayılıyorum. Düz beyaz spor bir ayakkabıyla bu şekilde giyip çıkarım. Önünde de bir detayı var. Dümdüz de değil. Böyle bir farklılık da katıyor. Hani açık da değil. Dekolte ama açık açık durmuyor. Sadece böyle modeline bir farklılık katmış. Ben çok beğendim. Arkası da bu şekilde duruyor. Böyle halter yaka gibi geliyor. Bendeki small bedeni benim bedenime tam oldu. Gayet sevdim. Şimdi bunu üzerimden çıkarıp bir de bunun pembesini görün istiyorum. Sonra diğer modellere geçeceğim. Bu arada pembesi de bu renk. Şimdi hemen bunu deniyorum. Pembesi de bu şekilde duruyor. Bunun üzerinde şu anda etiket mevcut değil. Çünkü bunu geldiği gün giydim. Hatta fotoğraf falan da çekmiştim. Şuraya bırakıyorum. Yani bu şekilde duruyor böyle normal giydiğinizde de. Yine altındaki eşofmanla da giyebileceğim bir parça. Böyle yazın eteklerle de biraz daha havalar soğuduğunda belki kotlarla da veya renkli başka pantolonlarla da giyilebilecek parça modeli. Evet yine burasında bir detayı var ama hani çok böyle desenli yazılı falan bir şey olmadığı için alt olarak hani giyebileceğiniz birçok seçenek var. Şimdi yan tarafa mankenin fotoğrafını bırakıyorum. Böyle bir kıyaslama yapacak olursak bence pembesi birebir aynı nasıl görünüyorsa tam olarak o şekilde geldi. Bendeki yine small bedeni ve arkası da yine aynı şekilde böyle duruyor. Hem kombinlemesi kolay hem bilmiyorum güzel şık böyle bir detayı falan da olunca farklı duruyor. O yüzden benim diğer rengi de bu da çok hoşuma gitti. Sanırım iki tane rengi vardı. Videonun açıklama kısmına linkleyeceğim ürünlerin hepsini. Farklı rengi varsa ben hatırlamıyorsam da oradan tıklayıp diğer renklerini ve bunları da inceleyebilirsiniz. Fiyat bilgisini de söyleyeyim. 18 TL'ye aldım. İkisinden önce bunu aldım 18 TL'ye. 2-3 gün sonra da diğerini sipariş ettim. Yine 18 TL'ye aldım. Bence 18 TL için çok başarılı bir ürün. Ben beğendim. Kombin önerilerini de yine az çok size söyledim aslında denemesem de. Birçok şeyle giyebilirsiniz. Bence rahat, güzel bir parça.
Şöyle bir üst aldım. Şimdi bunu deneyeceğim. Bununla ilgili az çok görüşlerim belli. Birazdan anlatacağım size. Bunu da çünkü şunun aynı gün almıştım. Geldiğinde ikisini de denemiştim. Bundan çok memnun kaldım. Denemez bence biraz daha farklı duruyor fotoğraftakinden. Şimdi deneyim ve mankendekiyle kıyaslayalım. Ürün bu. Üzerimde bu şekilde duruyor. Şimdi ben bunun neyini beğenmedim? Öncelikle mankeni yan tarafa bırakıyorum. Ön tarafı çok daha farklı ve şık duruyor açıkçası. Ama ben de o şekilde durmadı. Ya şöyle biraz kıvırıp böyle bir iğnelemek veya dikmek lazım bilmiyorum. Çünkü burası böyle bol bol ve şekilde durmuyor. Dümdüz duruyor. Arkadaki iplerini saldığınızda da çok daha böyle açık duruyor ve üzerinizden düşecekmiş gibi oluyor açıkçası. O yüzden yaka kısmını ben fazla beğenemedim. Etiketi şurada mevcut. Arka detayı gördüğünüz gibi evet çok güzel. Böyle çapraz bağlıyorsunuz. İsterseniz düz falan da bağlanabilir ama önümdeki kısmını etkiliyor arkadan bağlama şekliniz. Hani bu en sıktığım halde, en açılmayacak halde de şekilsiz duruyor. O yüzden çok fazla beğenemedim. Tam olarak göründüğü gibi değil. Fiyatı 31 TL'ydi. Bu tarz bir ürün için uygun sayılabilir. İndirimdeydi zaten. Uygun fiyatlı kategorisinde benim için. Fakat hani bilmiyorum. Çok fazla ben beğenemedim. Bence mankende durduğu gibi durmadı. Yani yine kombin olarak mesela altımdaki de hiç olmadı. Çok daha şık bir parçayla. Belki beyaz kot bir şortla falan. Böyle şıklaştırılabilir. Biraz daha böyle şık bir parça. Çok günlük gibi değil. Tercih de edilebilir. Fakat hani benim çok fazla tercih edebileceğim bir parça değil. İade etsem mi etmesem mi arasındayım. Bu ürünle ilgili böyle bir arada kaldım. Çünkü yani durduğumdan farklı. Bende farklı durdu. Bununla ilgili yorumlarım bu şekilde. Böyle arkası falan güzel ya. Arkasını tekrar şöyle bir göstermek istiyorum. Arkadan güzel ama sadece. Önden hiç olmadı. Değiştiriyorum. Şöyle rengarenk bir crop aldım. Şimdi bunu deneyeceğim. Bu renk üstte üzerimde bu şekilde duruyor. Crop olarak geçiyor. Kısa boylu. Böyle askıları hafiften kalın. Bence bu da gayet sevimli ve tatlı duruyor. Yine eşofmanlarla falan ben çok rahat giyerim. Çünkü düz basic bir eşofman giydiğimde üzerime sürekli renkli renkli bugün ne giysem diye farklı şeyler arayışına giriyorum. Böyle düz yarım kollu bir şey de eşofmanın üstüne giyince çok salaş salaş oluyor. O yüzden bence altınızı basit tuttuktan sonra üzerinizi renkli renkli ve aşırı şık olmayan şeylerle kombinleyebilirsiniz. Ben gayet bu şekilde yine giyerim. Arkası da bu şekilde düz. Çok fazla bir olay yok böyle detayları falan devam ediyor. Bendeki small bedeni bunun fiyatı da 16 TL'ye düşmüştü. Ben aldıktan 2 gün sonra ekstra bir dendirme girmiş 13 TL'ye düşmüş. Şu anda siz bunu izlerken fiyatı ne kadar olacak bilmiyorum ama linke bunu da ekleyeceğim. Oradan fiyat bilgisine, güncel fiyat bilgisine ulaşabilirsiniz. Üzerinde böyle minik kalpler var, şuralarında çiçekler var, böyle kare gibi detayları var, yapraklar var, güller var. Farklı farklı böyle kalpli renkli farklı şekiller var. Bence çok renkli, cıvıl cıvıl bir parça. Yaz için çok uygun. Ama şu an yani Eylül ayı için falan da gayet Eylül sonuna kadar belki Ekim'in ortasına kadar giyilebilecek bir parça. Evet yazlık ama sıcak havalar için çok uygun. Ben çok beğendim. Yine böyle yaz akşamları olsun, şu an bulunduğumuz dönemde olsun bir kot ceket atarak bence normal bir şekilde akşamları falan da kullanabilirsiniz. Ben bunu çok beğendim gerçekten. Üstümdekini onun üzerinden puanım 9. Bir puan da kumaşından kırdım. Böyle hafiften terletebilecekmiş bir kumaş gibi. Ama siz yine kumaş bilgilerini de yine linkten ürüne tıklayarak inceleyebilirsiniz. Şu anda net olarak yüzde kaçı ne falan hatırlamıyorum. Ama kumaş bilgisine de mutlaka bakın. Çünkü bu tarz ürünler yazın çok terletebiliyor. Öyle ürünleri çok tercih etmemeye çalışıyorum ben. Ama bunun modeli için gerçekten alınır. Beğendim. Şimdi bir sonraki ürüne geçiyorum. Şöyle bir yarım kollu aldım. Bunu deneyeceğim. Bu arada bu alışverişimdeki tek yarım kollu. Bu diğerlerinin hepsi askılı falandı. Bu biraz daha böyle yaz kış giyilebilecek oversize bir ürün. Şimdi bunu deniyoruz. Böyle duruyor. Bence çok böyle salaş salaş ve çok günlük böyle rahat bir parça. Ben birazcık daha oversize durmasını istediğim için medium bedenini aldım. Normalde small giyiyorum. Small'u bile bol olurum. Şu an bence medium böyle yine eşofman üstlerine falan salaş salaş birazcık daha böyle sokak stil tarzında tercih edilebilir. Ne kotlarınızda falan kendi bedeninizde biraz daha uyarlayabilirsiniz. Ama böyle bol giymeyi seviyorsanız büyük beden almanızda bir sakınca yok. Çünkü omuzları zaten şuralarında. Kendi bedeninizi alsanız da bolduracak. Çok boldan hoşlanmıyorsanız tercih etmeyin. Manken duruşu da bu şekilde. Şu anda yan tarafa bırakıyorum. Bence tam olarak göründüğü gibi ve gayet böyle değişik, renkli, eğlenceli bir parça. Desenli olduğu için altınıza bence düz bir şey tercih etmelisiniz. Siyah düz bir taytla yaz kış giyilebilir. Belki bir taytla yazın giyebilirsiniz. Uzun normal bir taytla kışın giyebilirsiniz. Kolları da böyle çok kısa değil. Yarım kollu ama kolun yarısını falan kaplıyor. Şöyle de değil. O yüzden böyle mevsimsiz güzel ve renkli bir parça. Benim hoşuma gitti. Yine kısa giymeyi severseniz diye de şu şekilde bağlayarak giyebilirsiniz. Böyle duracaktır ya da yandan bağlayabilirsiniz.
Birçok seçenek olarak giyebilirsiniz. Aslında bayağı bir seçeneğiniz var. Ben bunu çok beğendim. Fiyatı 26 TL'ydi. Yine sezon sonu indirimiydi. Bence gayet fiyatını hak eden ve tatlı bir ürün. Kombinlemesi de düz şeylerle gayet kolay ve güzel olacaktır. Şöyle bir askılı basic ürünü aldım. Şimdi bunu deneyeceğim. Bu da üzerimde bu şekilde duruyor. Yine yan tarafa mankeni bırakıyorum. Bence durduğuyla, yani internette durduğuyla gayet aynı, gayet giyilebilir günlük basic bir parça. Hem rahat kombinleyebilirsiniz. Çünkü düz. Altınıza da renkli bir şeyle olabilir. İki renk detayı var. Normalde kahverengi fakat şuralarında böyle bir krem detayı var. Arka tarafı da böyle düz geliyor. Bununla ilgili böyle az da olsa beğenmediğim tek şey askılarını birazcık kısa yapmışlar. Böyle aşağıya çekiştiremiyorsunuz ve şu kısımları şey oluyor. Böyle birazcık koltuk altınıza yakın, yani kasıyor mu diyeyim. Tam olarak anlatamadım ama askıları birazcık daha uzun olsa şu kol altı kısmınız birazcık daha rahat olurdu. Buradan sanki bir tık sıkıyor gibi. Ben small beden aldım. Kendi bedenimi aldım. Şey olarak iyi, yani sarması falan gayet iyi. Zaten esnek bir kumaş. Yani bir beden küçük bile belki size olabilir ama şu kol kısmından dolayı bence kendi bedeninizi tercih edin. Ben altındaki eşofmanı günlük bir şekilde giyerim. Fakat altınıza renkli eteklerle falan yazın istediğiniz gibi uyarlayabilirsiniz. Bir de bence siyah ve beyazdan sonra en kolay üçüncü renk kahverengi veya krem olabilir. Ve bu ikisine böyle bir yerdeki uyumu bence hem birçok şeyle kolay kombinlenecektir hem de şık duracaktır. Ben kahverengi tonlarını bu yaz, bu yıl, yani son bir yılda falan çok sevmeye başladım. Ve çok fazla böyle tercih ediyorum alışverişlerimde de. Bilmiyorum, ben kendime yakıştırıyorum bu rengi. Ve gayet güzel duruyor. Renk olsun, model olsun. Dediğim gibi Trendyol'da durduğuyla da aynı. Ben çok beğendim. Bunun fiyatı da yanlış hatırlamıyorsam 17 TL'ydi. Lütfen söylediğim fiyatlar şu anda da geçerliymiş gibi algılamayın. Çünkü siz bu videoyu ben çektikten bir ay sonra da izleyebilirsiniz. Belki seneye de izleyebilirsiniz. Ürün kalır mı tabii bilemem. Ama fiyatları her zaman değişebilir. İndirim dönemi oluyor, odur budur. O yüzden lütfen doğru bilgi için linkten ürünlerin fiyatını, her şeyini falan kontrol edip o şekilde alın. Ben sadece nasıl durduğunuzu burada denemeye bir şekilde daha kolaylık olsun diye göstermeye çalışıyorum. Bu da böyleydi. Şimdi son parçamı deneyeceğim. Son parçam da birazcık daha basic. Hatta bu videonun en basic parçası olabilecek bir ürün. Şöyle siyah düz bir crop aldım. Boyu çok kısa değil gibi, böyle şu kısımda detayları var. Böyle kıvırık kıvırık gibi duruyor. Yine yaka kısmında da böyle minik detayları var. Denediğimde daha net göreceğiz. Şimdi bunu deniyorum. Bu da üzerimde bu şekilde duruyor. Yine yan tarafı mankeni bırakacağım. Bence göründüğüyle birebir aynı. Bu arada bendeki şu an medium beden. Çünkü ben alırken small'u yoktu ama 16 TL'ye aldım. Ve 16 TL'ye alırken kaçırmak istemedim. Yani small'u belki bekleseydim fiyatı yükselecekti. Odur budur. Medium daha çok olur diye düşündüm. Zaten kalıbı da bir tık darmış. Ve şu koltuk altı kısmı bir öncekinde söylediğim gibi birazcık böyle dar gibi. Belki small alsam rahatsız edebilirmiş. Şuraları böyle bol bol ve bayağı esnek bir kumaş. Yani bir beden büyük alsam da gayet rahat bir şekilde oldu, onu söyleyebilirim. Buraları böyle kare yaka gibi geliyor ve minik minik böyle detayları var. Kol kısmında, yine dışlarında da var. Alt tarafta böyle biraz daha şey dikişli ama şey böyle kıvırık kıvırık duruyor, zaten farkındasınız. Arkasını göstereyim. Arkadan da bu şekilde duruyor. Düz. Dediğim gibi ben medium'unu aldım. 16 TL'ye aldım. Siz farklı renklerini de inceleyebilirsiniz. Sanırım onun birkaç rengi daha vardı. Altındaki eşofmana bence gayet uydu. İstediğim gibi bir ceket atıp üzerime kullanabilirim. Veya düz siyah olduğu için ve kombinlenmesi en kolay iki renkten bir tanesi olduğu için altında rengarenk ne isterseniz giyebilirsiniz. Ama şuradaki detayını da unutmayın. Altına da böyle çok desenli bir şey giyerseniz boğar mı emin olamadım şu anda. Denemeden bir şey diyemeyeceğim. Ama buraları böyle hafif de olsa detaylı sonuçta. Çok abartıya kaçmadan istediğiniz rengi bence giyebilirsiniz. Kombinlemesi kolay. Böyle çok basic, yazlık güzel bir parça. Dolabınızda bence mutlaka olması gereken bir parça. Çünkü ben bazen gerçekten düz siyah veya düz beyaz bir şey arıyorum. Son zamanlarda çok fazla aldım ama ondan önce düşündüğümde mesela her renkten bir şeyim var ama ya birinin bir yerinde yazı var ya bir detay var. Böyle bir çizim, bir şey var. Düz olanlar gerçekten kombinlemesi en kolaylar. Bence mutlaka dolabınızın bir kenarında durması gereken ve hani kolay parçalar, yani o an ona ihtiyacınız olabiliyor fakat ihtiyacınız olduğu anda anlıyorsunuz. Yoksa durup dururken düz beyaz bir şey alayım, düz siyah bir şey alayım diye ben almayı çok fazla sevmezdim. İlla böyle bir yerinde bir şey olsun isterdim. Son zamanlarda dediğim gibi düzleri birazcık daha beğenmeye başladım. O yüzden size de önerim, bence dolabınızın bir kenarında, üçüncüye söylüyorum ama, mutlaka böyle düz şeyleri bulundurun. Bugün size göstereceğim ürünler bu kadar. Umarım keyif alarak izlemişsinizdir ve ürünleri de beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen tuşuna basmayı ve eğer hala kanala abone olmayı da unutmayın lütfen. Dediğim gibi ürünleri linke bırakacağım. Açıklama kısmından bulabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Siz olsanız bu ürünleri nelerle kombinlerdiniz?
Mutlaka bana yorumlar kısmından yazın. Böyle bana da hem fikir olsun hem de bunu okuyan kişiler böyle fikir edinsin. Çünkü şu an dediğim gibi denemedim ama sizin böyle kafanızda neler canlanıyor, neyle yakışır, nasıl olur falan gibi düşüncelerinizi mutlaka yazın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.